Merve, yazan Sevda Deniz K. Sana anlatacaklarım var adlı kitabından. İsmim Merve. Tekrar söylüyorum, ben hasta değilim. Aylar önce yağmur yağarken terk ettiğim şehir, kasvetli bir hava ve insanı üşüten çiseltisiyle karşıladı beni. Oysa hiç böyle hayal etmemiştim dönüşümü. Annemin tam da düşündüğüm gibi verdiği ilk tepki, hangi yüze geldim buraya demek oldu. Aldırmadım. Neredeyse annemi iterek içeri girdim. Burası benim doğup büyüdüğüm, edepsiz damgasını yediğim talihsiz bir olayın ardından amcamın yanına Bursa'ya gönderilmiştim. Babamın da ömrünü tükettiği eviydi. Üstünde zıpladığım ve her seferinde kulağımdan çekilerek indirildiğim koltukları aradı gözlerim. Odanın koltukları gri tonun ağır bastığı yeni koltuklarla değiştirilse de ağır kadife perdeler hala yerindeydi. Kahverengi boyalı tahta zemin onunla aynı renkteki halıların ağır karşılamıştı beni. Değişen fazla bir şey yoktu aslında. Üst kata çıkmak için salondan geçmem gerekiyordu. Daha çocukken ismini korku perisi taktığım teyzemle sevgi ve merhamet ondan utanır ve saklanırdı, cehennem hikayeleri ise yaşı kırkı geçtikten sonra iyice huysuzlaşan bu kadını çok severdi, odada göz göze geldik. Oturduğu yerden fırlarken ayağa binlik tesbihe dolandı ve düştü. Önce saniyeleri saymaya başladım. Sessizlik, ardından keskin bir çığlık evi doldurdu. Uğursuz. Uğursuz. Binlerce kere duymuşluğum vardı o sözü teyzemden. Bu kadını sevmek için sebep bulamayışım benim melek olmuş halama dil uzatmasından ve her fırsat bulduğunda görürsünüz bu kız da halası gibi yosma olacak demesi yüzündendi. Halamın tek suçu üniversiteye gitmesi, ailedeki kadınlar gibi giyinmeyi kabul etmemesiydi. Bir akşam okul dönüşü takıntılı bir adamın silahından çıkan kurşunla öldüğünde, teyzemin gözlerinde bir damla yaş bile görmemiştim. Bu beni ondan ölümüne soğutmuştu. ''Kes sesini cadı!'' dedim cesaretle. Sus olan teyzeme bakmadan üst kattaki odama yöneldim. Tabii hala bana ait bir oda kaldıysa. O sırada annem teyzemle ilgilendiği için peşimden gelmedi. Odada her hatırladığımda içimi karartan kasvetli hava yerine pembe bir meltem okşadı yüzümü. Ardından sarı uzun saçlı, güzel genç bir kadın ve şirin bir kız karşıladı beni. Süt ve bebek kokan odanın eşyaları da pembe ağırlıklıydı. Dilimde şeker tadı, orta yerde şaşa kaldım. Genç kadın da gözlerini iri iri açmış bana bakıyordu o sırada. Bir müddet ikimiz de söz söyleyemeyerek bekledik. İlk konuşan o oldu. Merve, sesi kırk yıllık dostuyla karşılaşan birinin ağzından çıkar gibi sıca çıktı. Semra, cennet kokusu taşır bebekler dedi Selin'i kucağıma verirken. O kokuyu içime çektim. Bebeğin adını, kendi adını, bu eve gelin geldiğini, bütün bunları bana hangi cümlelerle ne ara anlatmıştı? biz kopan bir bütünün iki eşit parçası olacağımızı, birbirimizle tamamlayacağımızı ve ikiz kardeş gibi bundan sonra hiç kopmayacak bir sevgiyle bağlanacağımızı o anda anlamıştık. Kollarımda pembe beyaz teni, yumuk yumuk elleri, sanki anlıyormuş gibi akıllı bakışlarıyla tuttuğum o minicik beden yüreğimi de hafifletmişti. Annem peşimden yukarı kata beddualar ve hakaretlerle gelir de yine kolumdan tutup sürükleyerek bir defasında arka bahçede beni okuldan bir arkadaşımın öptüğünü görmüştü. Kopan kıyametin ardından başka bir şehre amcamın yanına gönderilmiştim. Sanki eski bir eşya ya da çöpmüşüm gibi beni kapının önüne atmaya çalışır diye bekledim. Fakat düşündüğümün aksine ne annem ne de teyzem geldi yanımıza. Zaten o çaresiz genç kız da yoktu artık karşılarında. On sene sonra böyle aniden hiç haber vermeden gelirken her şeyi göze almıştım. Kovulsam da gitmeyecektim. Bu ev benim de evimdi. Mutfağında halamla kek yaptığım, gece yarısından sonra yorganın altında kısık sesle radyo dinlediğim, perdelerin desenlerinden oyun kurduğum odamdı. İlk aldığım karnemi babama gösterdiğimde oldukça yüklü bir harçlık aldığımda sevincimdi. Babam ve abimle odadan odaya koşturduğumuz, saklambaç oynadığımız parktı. Kırdığım vazonun suçunu üstüne alan babamın yufka yüreğiydi. Ardımdan üzüntüden hastalandığı halde annemi eve dönüşüm konusunda ikna edemeyen babamın hüznüydü. Evimdi. Kelebek figürlü bir tokam vardı. Babam ortaokula başladığımda almıştı. Kaybettiğimi sanıyordum. Şimdi onu Semra'nın saçında görünce demek benden iz taşıyan bir şeyler hala kalmıştı bu evde. Varlığımı onaylayan, beni seven birileri. Kelebekli tokam beni annemin Kime bakıyorsun? Kapat pencereyi. Takıp takıştırmış bir de süslenip ışığı da açmışsın. Kendini mi sergiliyorsun? Seni bir daha pencerenin önünde otururken görmeyeyim dediği ve yerin ayaklarımın altından kaydığı o güne götürdü. Ben itiraz etmek için ağzımı bile açamadan yüzümde patlayan tokatla kolumu koltuğun tahtasına çarpıp yere düşmüştüm. Gerçekten de beni görmesini istediğim karşı apartmandaki delikanlının acıma dolu bakışını, nasıl ezildiğimi de aynı utançla yeniden hissettim. O an içimde katmerleşecek olan kat kat düğümlerin ilkiydi. Ve ben Allah'ın zavallı kulu çözmeye çalıştıkça daha da karıştırdığım o düğümlere yaşadıkça devamlı yenilerini ekleyecektim. Akşama doğru geldi abim. Beni böyle birden karşısında görünce olduğu yerde hareketsiz dondu kaldı. Semra uzun zaman bekledikten sonra geleceğime olan inancını yitirdiğini fakat beni sevmekten hiç vazgeçmediğini söylemişti. Bana bakışında hasret var gibiydi ya da öyle olsun diye umut ettim. Söylemek istediklerimi ona susarak anlatmaya çalıştım. Halimden anlasın istedim. Bırakıldığı yolun ortasında kimsesiz kalan, düştüğünde kanayan dizleri yüzünden suçlanan, attığı her adımın hesabı istenen ve yaramazlıkları yüzünden cezalandırılmış kötü bir çocuktum. Abime hayatım karışıp da inancım yeri aldığında sen beni tutmak için çok uğraştın ama seni de ardımda bırakmak zorunda kaldım demek isterdim. Fakat içimdeki zehirle onu da öldürmek istemediğimden konuşmadım. Zaten sarılması ve dokunuşundaki şefkat beni affedeceğine inanmam için yeterliydi. Yalnız değildim artık. Şimdi karısının kolunda tatlı tatlı gevezelik eden abimin yanında yürüyorum. Benimle ilgilenmiyormuş gibi görünüyorlar ama bütün dikkatleri üzerimde. Arada bakışlarıyla beni kontrol ederken ne düşündüğümü de anlamaya çalıştıklarının farkındayım. Aslında fırsatını bulduğum anda onları atlatıp eve dönmeyi düşünüyorum. Doktora gitmeyi de daha fazla üzülmesinler diye kabul etmiştim. Uykumdan çığlık atarak uyanmam, kendi kendime konuşmam, uzun ağlama krizlerim ve bazen hiçbiriyle karşılaşmamak için günlerce odamdan çıkmamam yüzünden beni deli sanıyorlardı sanırım. Her gün defalarca aynı cümleler. Doktora gitmelisin Merve, bu şekilde yaşamaya devam edemezsin Merve. Ya hastalanıp yataklara düşersen Merve, bir uzman yardımı olmadan içinde bulunduğun bu durumu atlatamazsın Merve. Neyin içinde olduğumu düşünüyorlar acaba? Cevabım hep aynıydı. Ne hasta ne deliyim. Beni rahat bırakın. Çığlık atarak uyanmamın bir sebebi vardı. Sevgilimden ayrıldığımız o anı her gece rüyamda tekrar tekrar aynı gerçeklikle yaşamak. Lale mevsiminde Yıldız Parkı'nın en güzel yerlerinden birinde çiçek kokuları ve kuş çıvıltıları arasında terk edilmiştim. Yorulduğunu, uzattığı eli bir türlü tutamayışımdan usandığını anlattı. Onun sade ama sevgi dolu bir dünyası vardı. Sarsılmaz inancı ise onu zorluklar karşısında parçalanmaktan alıkoyuyordu. Hırçınlıklarım, isyanlarım, kabuğunu kopartmakta ısrar ettiğim yaralarım karşısında nihayetinde sabrı taşmıştı. Ayrılmıyoruz ama bıktım senin içindeki o ikna olmayı bilmeyen öfkeli kızdan, böyle demişti. Artık son noktaya geldiğimizi anlamıştım. Evine geri dönmelisin. Kendinle ve ailenle yüzleşmelisin. Gerisini zamana bırakalım. Son sözüydü bana. Ne derse desin beni bırakmış ve benden vazgeçmişti. Hala kabullenemediğim bu gerçek özellikle geceleri canımı daha çok yakıyordu. Bazen her şeyi unutarak gayri ihtiyari elim telefona gidiyordu. Ve ben her defasında odamın sessizliği ve onun yokluğunun acısıyla kala kaldığımda kalbimin ağrısıyla kıvranıyordum. Sonra gecenin ortasında başlayan ve saatler süren ağlama krizleri. Bu bir başınalık beni herkesten ve her şeyden öteye yaşamın dışına atılmış gibi de hissettiriyordum. O zaman ölümü düşünüyordum. Yaşamak sadece toprağın üstünde gezinmek olsaydı eğer bana da yatılan hayatın ruhumu aldığını da hissetmemem gerekirdi. Ölmek de manasızdı. Bulunduğum yerde sıkışıp kalmıştım. Oysa benim de bir sevdiğim, içimdeki yıkıntıların, harabelerin ortasında, bu yaşayan ölülerin şehri olan göğsümde tek bir nefesim vardı. Bilal. Her soluk alışında kendi canından can veren yarenim. Onunla yaşamaya çalışıyordum. Ona tutunarak, onu severek, Beraber çalıştığımız aylar boyunca onun her hareketini dikkatle izledim. Sorunlar karşısında, hastane idarecilerinin çıkardığı zorluklar, hasta yakınlarına bir türlü laf anlatamadığımız zamanlar, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen nasıl böyle isyansız olabileceğini anlamakta zorlanırdım. Onu tanıdıkça anlıyordum ki, davranışlarına ve sözlerine sinen Allah'a olan tam teslimiyet beraberinde sabrı da getiriyordu ailesini Anadolu'nun küçük bir kasabasında bırakarak büyük şehre üniversite eğitimi için gelen gençlerden biriydi. Sevdiğim adamı genelden ayıran, kurduğu düzen ve yaşamına sahip çıkabilmesiydi. Ezan sesiyle hastanedeki mescide inişine gıpta ederek bakardım. Bilal'in bu huzurlu ve etrafına da sükunet veren hali, kırıksız, sağlam bir kalple büyütülmesinden olmalıydı anne ve babasının fotoğraflarından taşan sevgilerini ben bile görebiliyordum. Bazen namaza gelip gelemeyeceğimi incitmekten korkarak sorardı. Heveslenirdim ama yine o düğümlerden biri ayağıma dolanırdı. Annemin sabah namazına kalkmadığım için attığı tokatlardan birinin ağrısı. Bana öyle geliyordu ki ben hep yaşamak denilen eylemin dışında hayatı sadece seyrediyordum. Varlığım darmadağınık ve sonsuz parçalar halindeydi. Bu yüzdendi hiçbir şeye tutunamayıp savruluşum. Hiç kimse benimle tamamlanmadan, hayatımda yer edinmeden yanımdan geçip gidiyordu böyle. Sevmenin koşullu olduğu, güvenin de olmadığı ailemde, boyalarımın rengi tuvale akmadan solduruluyor, dinlediğim şarkılara cehennem zebanilerinin sesi eşlik ediyordu. Bilal'i özlemek iyi geliyor bana aslında. Söze böyle başladım. Doktor hanım yüzünde anlayışlı ama sıcaklıktan uzak profesyonel bir ifadeyle beni dinliyordu. Maksadım üstün körü bir şeyler anlatıp akıl sağlığımın yerinde olduğunu göstermek ve böylece abimin ve Semra'nın içini rahat ettirmekti. Ama kelimeler bana ait değil de kendi başına buyrukmuş gibi birbirinin peşinden sabırsızca ortalığa dökülüvermişlerdi. Dakikalar sonra onun tavrının değişmeye başladığını yüzünü iki elinin içine alarak ve hafif öne eğilerek tüm dikkatiyle beni dinlemeye başladığını fark ettim. Hatta söylediklerimin bir karşılığının kendi hayatında da var olduğunu hissettiren bir ifade vardı sanki yüzünde. Doktorumun anlattıklarıma bu kadar ilgili oluşu ve kendi varlığını unutarak sadece bana odaklanması daha fazla içimi açmam için oldukça güven vericiydi. Bir saatin sonunda doktorun yanından ayrılırken, anlatılmayı bekleyen ama şimdilik yarım kalan hikayemi tamamlamak üzere geri geleceğime söz verdim. Endişe içinde bekleyenlerime de tatlı ısmarlamak istediğimi ilettim. Rahatlamıştım. Güneş, aylar sonra ilk defa sokakları bu kadar güzel aydınlatıyordu.